Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi tercihi size bırakıyorum. Kesin bir şeye karar vermiş değilim. Çünkü sizin iradeniz daha mühim benim için. Kaderden mi yapayım? Öyle denmişti. Bir de atalet betaletten kurtulma yolları. Yani atalet betalet, uyuşukluk, monotonluk, gayetsizliğin getirmiş olduğu haller. Bir düşünün, bana haber gönderin. Hangisinden yapalım? Bir daha tekrar ediyorum. Kader ama kaderin şeyi. Kaderin hulasası, komple kader risalesini böyle komprim nevinden hiç böyle insanın kendi anlayışına, tespitine bırakılmadan burada geçen cümleleri bir noktayı nazarla beraber bakmak için hulasalandırılmış. Ondan mı? Yoksa atalet, yani hareketsizlik, uyuşukluk. Kaderi yapacakmışsın abi. Kader. Yaş varmış. Öyle, tamam. Gene sıkıştırdınız beni. Tamam, hadi bakalım. Kaderi yapacak mı? Yapılacak. Demek öyle. Ondan sonra bir kağıt göndermişsiniz. Harika bir soru. Böyle soru soranlar da az oluyor. Tamam, o soruyu da inşallah unutmam. Dersin sonunda cevap vereceğim inşallah. Kaderi yapacaksak tezgahımdan diğerlerini kaldırayım. Kalem kağıdınız var tabii. Nasıl not alacaksınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 26. söz, kader risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu. İlla bi kaderin ma'lum ve külle şeyin ahseynâhu fî imamin mubîn. Sadakallahul azim. Allah rızası dairesinde bizi muhafaza eylesin. Niyetimize göre muamele etsin. Kader risalesinden hulasa ediyorum arkadaşlar. Çünkü kader uzun bir mevzudur. Belki de 20-30 ders alır. Böyle kısa bir zamanda çok verim alalım diye kendimce aldığım notlar. Ama soru sorabilirsiniz kağıtla. Hemen. Kesp emri itibaridir. Yani bir insan bir işi yapmadan önce ilk önce bir onu kesbeder. Kesp bir emri itibaridir. Emri itibari vücudu ilmisi olup vücudu haricisi olmayan, yani kafandaki bina vücudu haricisi yoktur. Emri itibaridir. Bir kere bazı şeyler bilmek lazım, kaideleri. Mahluk nedir? Emri itibari nedir? Arkadaşlar, bir şeyin mahluk olabilmesi için ona kudret taalluk etmesi lazım. Yani kudret onu halk etmesi lazım. Kudret halk edebilmesi için de ona da dört şey lazım. Diyeceksiniz ki, oho, bayağı girdin içeriye.
Bu kader risalesi. Bir, mahluk olabilmesi için ille-i suriye, yani şeklin lüzumu, yani bardak yapacaksın da, bir bardak yapacaksın, nasıl olacak? Birincisi bu. İlle-i gaye, gayenin lüzumu, yani bu bardağı yapacaksın da bu bardak hakikaten sana lazım mı? Üç, ille-i failiye, yani onu yapacak zatın varlığı. Dört dedik değil mi? Birincisi ille-i sürüye, efendim, ille-i gaye, illetin bir de illeti maddiye. Yani bir de bardağı yapmak için ne lazım? Bardağın maddesi lazım. İki, bardağın şekli daha lazım. Üç, bardağı yapmak için lüzumlu mu? Yani irade. Dört, bardağı yapacak zatın varlığı. İlle-i maddiye, ille-i sürüye, ille-i gaye, ille-i failiye diye ilmi kelamda tabir edilir. Bu dört şey bir araya gelirse, o şey vücud hariciyi veriyor, mahluk oluyor. Fotoğraf makinesinde bulunan resim emri itibaridir. Kağıda dökülürse mahluk olur ve malum olur. Çokça soracağınızı tahmin ettiğim şu. Emri nisbi, emri itibari. Emri itibari, iç alemde nihayet derecede olan bilgilerim var, malumatlarım var. Bunları mukayese ederek ortaya koyduğun emri itibaridir bu. Emri nisbi ise dünya hariçteki eşyaları birbirine kıyas ederek elde ettiğin malumat. O zaman emri itibari enfusidir, emri nisbi haricidir. Bunu biraz anladık herhalde. Kez yani irade, insanın bir şeye meyletmesi emri itibaridir, onu halk edemez. Kader ve cüz ihtiyari ilim ve nazari değildir. Kader ve cüz ihtiyari ilmi ve nazari değildir. Kader nefsi gururdan, cüz ihtiyari adimi mesuliyetten kurtarmak için konulmuş önümüze. Kader nefsi gururdan, yani şöyle diyeyim. Mesela hizmet ediyorsun, yani birisinin bir meselesini çözüyorsun. Adam namaza başlıyor, kitap okumaya başlıyor. Bu tabii çok hoşuna gidiyor. İnsan bu sefer ben yaptım diyor. Hayır diyor. Bu kaderdir. Kader önüne çıkmasıyla gururdan seni kurtarıyor. Ama bazı eylemler var da sen yaptın deniliyor. O da cüz ihtiyarın var, mesuliyetten kaçamamak için karşına çıkıyor. Dolayısıyla cüz ihtiyarı ve kader arasında insan bulunmak zorunda. Cüz ihtiyarı ve kader. Cüz ihtiyarı mesuliyetten kaçamamak için, kader de gurura düşmemen için insanın önüne konulan iki yolun sağ ve sol şeyleridir, korkuluklarıdır. Kader ve cüz ihtiyari hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Kader ve cüz ihtiyari hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Arkadaşlar, kafirin böyle bir problemi yok. Kafirin böyle bir kader dersini tercih edebilir mi? Bak siz
size sordu. Atalet ve taletten mi yapayım, kaderden mi dedim. Siz de kader dediniz. Ama kafirin böyle bir problemi var mı? Yani keşke kader dersi olsa, kader mevzum izah edilse. Yok. Demek ki kader ve cüz-i ihtiyari imanın cüzlerindendir. İmanın gereğidir. İmanın yapısından doğan bir ihtiyaçtır. O zaman ne diyor? Kader ve cüz-i ihtiyari, hali ve vicdani. O zaman nedir? Kader ve cüz-i ihtiyar arkadaşlar, vücudu haricisi yoktur, mahluk değildir. Mesela şu bardak, önümde bardak var. Tutarsın, eni, boyu, tipi, hacmi, kütlesi var. Ama kaderin ve cüz-i ihtiyarinin böyle bir şansı yok. Yani böyle bir tipi yok. Hacmi, kütlesi yoktur. Neyle biliriz bunun kader ve cüz-i ihtiyarının varlığını? Vicdanidir ve halidir. Bir örnek vereyim de hem de sizi teneffüs ettireyim. Hem de bir şeyin hakikatin anlaşılmasına vesile olur. Bakkalköy'e doğru gidiyordum. Kadıköy bölgesini bir yer. Bir yere gidiyordum, o da bana malum. Pek demiyorum. Giderken, tabii o hedefime doğru giderken, kadının bir tanesi de bulaşıkları yıkadı. Bulaşık malum o tezgahın içinde ufak leğen oluyor. Yıkamış, tabii hemen anladınız ne yaptığını. Yıkamış camdan aşağıya sokağa, çünkü pek işlemez bir sokak, böyle ana cadde değil. Yani pek işlemez, benim gibi aptallar ancak oradan geçer. Ama işte kadın da aşağıya bakmadan o bulaşık leğenini camdan aşağı şak diye atıyor. Ve yukarıdan aşağı hep tarafım ondan sonra döküyor. İki şekil var burada. Bir, kör müydün? Aptal kadın. Aptal mısın nesin? Diye hakaret etmek var, bağırıp çağırmak var, kırıp dökmek var. Çünkü niye? Kadın yaptı. Ben şimdi bir misal veriyorum ama bu olmuş olayı anlatıyorum size. Birincisi nedir? Aptal, düşüncesiz seni, ne biçim insansın sen? Tabii ne yapacak? Kadın camı kapatacak, içeride olayı bekleyecek yani ama pişmanlık duyacak. Sen de ne biçim insansın, bakmaz mı insan? Birinci yol bu. İkinci yol, kadına bakar, evet, beşer zulmeder, kader adalet eder, hangi efalinle kadere ve fetva verdin ki, kadın sen buna ne kadar layıktın ki, Allah bulutun arkasından bulaşık suyu dökmez. Ama kadının eliyle senin kafandan aşağı döküyor, aptal adasan, sen nereye gidiyorsun, yakışır mı? Sana bu yakışır, bak, yukarıdan rahmet, yağmur rahmetleri değil, elin pisliği sana yakışır. Pis adam seni. Nereye gidiyorsun? Diye iç aleminde bunları yorumlamak. Hemen ona anlamak. Böyle baktığın zaman vicdani dedi ya bu. Oradan misal veriyorum bak. Kader ve cüz-i ihtiyari, hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yani vicdanla hissedilen, vicdanla fark edilen, vicdanla ancak ortaya konulan bir haldır. Bak o vicdanı nasıl yapacağım? Baktım kadına ve hemen biraz böyle tabii insan beşeriyet itibariyle böyle sinirlendim. Allah hamdolsun. Hemen ben ne yapıyorum? Ne kadın hatırıma geldi, ne bulaşık suyu hatırıma geldi. Ondan sonra vay ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum? Kendimi de unuttum, pislik içindeyim. Kadını da unuttum. Kadın bu arada bağırıyor, özür dilerim, özür dilerim. Ben kadını görmüyorum ki. Kadını unuttum. Ben başladım kendi kendime ağlamaya. Çok iyi hatırlıyorum, başladım ağlamaya. Ya Rabbi niye? Utandım Rabbimden. Allah ne kadar harika ki. Benim basit bir düşüncemi, içsel alemdeki meylimi, meylanımı, emri itibarımı
biliyor. Biliyor da gökler bana bulutların arkasına su dökmeyecek, sopa vurmayacak, bulutun arkasından bağırmayacak, Hasan yapma. Ne yaptı? Zalimin eliyle, gafilin eliyle beni pisledi. Şimdi arkadaşlar niye anlattım bunu? Böyle düşünmek ve hal etmek vicdanidir, halidir. Hal olay. Bu olayı vicdanında yorumlamaktır kader. Bir daha söylüyorum. Bu olayı vicdanında nasıl yorumladın? Kader bu. İşte kader seni bela ve musibetlerden, dert ve kederden emin eden taraf bu. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden, elemden, sıkıntıdanlardan emin olur. Tamam. Demek ki bakış tarzı çok önemli. Bağırıp hakaret etmek, aptal kadın demek nerede? Ya Rabbi, sana hamdolsun, şükürler olsun. Bir de araba kazamı anlatmıştım, hatırlarsınız. Zaten o suç duyurusunda adam diyor ki, arabayı kaza yaptıktan sonra diyor, adam gülüyordu diyor, mutlaka içkiliydi diyor benim için. Nedir o? Hemen kısaca, çünkü niye çok uzatıyorum? Çok lazım, vicdani. Bana ait bir günah işledim. 15 sene var. Fakat vicdanım rahatsız. Şimdi bu günah bana mutlaka yansıyacak. Allah affetmeyeceğine inanıyorum. Keşke öyle inanmasaydım. Allah affedeceğine inansaydım. Dedim ya Rabbi affet böyle. Ondan sonra... Ama vicdan bırakmıyor. Hayır diyor. Bunun bedelini ödeyeceksin ya. Neyse akşam oldu. Derse gideceğim. Hala vicdan azabı çekiyorum. Sonra dedim ki ya Rabbi bunu bana çakacaksın ama bunu bana vuracaksın ama ya Rabbi hafif vur. Kaldırabileceğim olsun. Ya Rabbi ne olur bana hafif vur. Arabaya bindim hiç unutmuyorum. İETT şoförlerinin toplandığı derse gidiyorum. İstanbul'da karabalık olunca böyle bölüm bölüm dersler yapılıyor. İETT otobüs şoförlerinin toplandıkları, kendi açtıkları dershaneye gidiyorum. Derse gidiyorum. Altımda da L300 Mitsubishi minibüs. Tek başımdayım. Gidişli gelişli bir yola girdim yan yol. Ama hala Rabbim çakacak. Allah'ım ufakçak. Allah'ım ufakçak. O kadar da dikkatli gidiyorum. Şimdi ben böyle giderken benim ders yapacağım yol benim şeridimin tam tersi, karşısı. Karşıda tabii bu yola gireceğim. Girmem için karşıdan gelen arabanın olmaması lazım. Çünkü sola döneceğim. Sokağa gireceğim, karşı sokağa. Baktım ki gece tabii, akşam. Oho, araba nerede ya? Doğa çok ileride. O araba gelene kadar ben sokağa girerim. Meğer adamın o adam da sarhoşmuş. Yan yolda artık kaç basmış belli değil. O kadar uzakta gördüm arabayı. Ben minibüste döner dönmez benim minibüsün orta tarafından biraz arkaya. Oraya lap diye araba giriyor. Araba lap diye motora kadar gidiyor. Taksi giriyor. Bak ne anlatacağım şimdi size. Ben de minibüste hani bir balon şişer şişer de böyle artık patlar gibi olur. Sonra tali olmak için volkan deliğini açar Allah. Böyle iğne sokarsın da. Arabayı vurunca ben şöyle yaptım. Of be elhamdülillah. Bu kadarla kurtardım. Allah hamdolsun başladım gülmeye. Elimi vurmaya. Meğer şoför aptallaşmış. Tabii kaportası arabası girmiş. Ve arabaya bakıyor, mutlaka bana da bakıyor şoföre, ben minibüsüm ya. Ondan sonra ben Allah'ım sana şükürler olsun, bu kadarla kurtardım, sonsuz şükürler olsun. Vicdanımda hiçbir sıkıntı kalmadı. Evet, bu olay, vicdan dedi ki bu hatadan dolayı oldu ama bu dünyada. Ya Rabbi ahireti bırakma diye. Orada bir rahatladım. Şimdi suçta şöyle diyor. Adam diyor arabayı ben ona vurduğum zaman diyor oynadı diyor, oynuyordu diyor. Bu ya manyaktır ya delidir ya sarhoştur.
Sonra işte niçin olduğunu da anlatınca o komiser de o adam da bize dost oldu. Yani ne anlatıyorum şimdi? O arabanın o olayında beni rahatlatan ne oldu? Kader anlayışım oldu. Yani olayı Allah ile bağlayınca olayın ezikçiliğinden, ezmesinden kurtuluyorsun. Bir daha söylüyorum. Olayları Allah ile ifade etmenin adıdır kader. Olayları kendin ve Allah boyutunda, yani üç, olayları hadiselerle ve kendi ruhsal yapınla ve Cenab-ı Hakk'ın nazarı ile yorumlama melekesidir. Herkes bunu yapamaz. Devam ediyorum. Kader, mazi ve günahlar ve musibetler karşısında kader ve üstten kurtarır, yeisten kurtarır. Bak, kader ne işine yarıyor? Hani dedik ya, yolun korkuluklarıdır. Mazi ve günahlar ve musibetler karşısında insanı ümitsizlikten kurtarıyor. Mesela günah işledin, geçmişin rezil kepaze. Demek ki kaderimiz varmış böyle, kaderimde varmış ki böyle bir hal başıma geldi. Bu sana şunu getiriyor, yani ümitsizlikten seni kurtarıyor. Yoksa tersini düşün, nereden yaptım, ahmak insan, hayvan mıydın, nasıl yaptın, ya yapmasaydın ne olacak şimdi, bunu diye diye kafayı yersin. Ama kader maziye bakar, gelecek istikbaldır. Unutmayın, geçmiş kaderdir, insan boyutundan bakışı, gelecek tekliftir. Ben size şimdi bir noktaya nazar vereyim, çok hoşunuza gidecek. Bütün kader dersini yapan herkes farklı yapar. Sebebi ne biliyor musunuz? Ana sebebi şudur. Fihi mafi, yani Allah canibinden kaderi anlatmak başkadır. Beşer canibinden kaderi anlatmak başkadır. Örnek vereyim. Siz kader risalesini okuyorsunuz, öyle duydum. Kader risalesinin birinci mefasına şöyle bak. Beşer canibinden kadere bakıştır. İkinci mefas Allah canibinden kadere bakıştır. Tamam mı? Ve kader risalesinde üç tane mezhep işleniyor. İtizal, cebriye, ehli sünnet vel cemaat. Bir daha söylüyorum. İtizal, mutezile, cebriye. Cebriye, itizal şöyle diyor. Kader yoktur. Yani Cebriye, baştan alayım. Cebriye tamamen kaderdir. Hiçbir olayın kaderin dışında yoktur. İradeyi kabul etmiyor. Cebriye, cibir. İrade yok. İtizal ise kaderi hiç kabul etmiyor. Tamamen iradendir. Bak bir daha söylüyorum. Cebriye ismi üzerine cebirden geliyor. İradeyi nefyeder, kader ne diyorsa öyledir. Mutlak, geçmiş, gelecek, bütün hepsini kader. Senin hiçbir iraden yok. Kurumuş yaprak rüzgarın önündeki gibidir diyor. İtizal ise kaderi reddediyor, tamamen iradeyi veriyor. Kader mader yok. Vehhabiler bunu daha çok alır. Ehli sünnet ve cemaat ise ikisini beraber alır. Yani ehli sünnet vel cemaat cebriyi mazide alır, itizali istikbale alır. Yani ehli sünnet vel cemaat der ki geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir, iradedir. Bir daha söylüyorum. Ehli sünnet ikisini de cem ediyor. Geçmiş kaderdir,
gelecek tekliftir, göreyim bakayım ne yapacaksın diyor Cenab-ı Hak. Kader farh ve gururdan kurtarmak içindir. Yani var ya ben öyle bir adamım ki öyle öyle şeyler yaptım ki diye fahir ve gururdan kurtarmak için kader karşımıza çıkıyor ve yapan sen değilsin. Bırak bu gururu, seninle alakası yok. İnna Allah le yu'eyyidu bihazel biddin bir reculul facir. Yani bu dine Allah reculul facirle de hizmet edebilir, ettirebilir. Sen kendini bir reculul facir lerden san. Yani ne bu gururun diyor kader sana. Başka bir madde. Cüz-i ihtiyarı seyyata merci olmak içindir. Cüz-i ihtiyarı, insanın cüz-i ihtiyarısı seyyata merci olmak içindir. Arkadaşlar, not alıyorsanız, çok lazım olacak bir şey yapayım not. Risale-i Nur'da iki tabir çok geçer. Cüz-i ihtiyari, cüz-i irade. Hatırladınız? Cüz-i irade Allah'ın irade sıfatının bizde bırakmış olduğu istidattır. Cüz-i ihtiyar ise o istidadın kullanılmasıyla meleke kazanılıp ortaya konulan kabiliyetlerimizdir. Yani irade istidada bakar, ihtiyar kabiliyete bakar. Yani ruhta Cenab-ı Hakk'ın 7 tane sıfatı var. İlim, irade, kudret, sem, basar var ya. Oradaki iradenin ruhumuza ektiği çekirdektir. Bu cüz-i iradedir. Cüz-i ihtiyar ise... Yani köyün ihtiyar heyeti var muhtardan sonra. İhtiyar heyeti, ihtiyar, muhtar. Yani köyü yönetmeye muhtar, ihtiyar sahibi. Dolayısıyla ihtiyar daha dışa çıkandır. Seyyatı isteyen cüz-i ihtiyaridir. Seyyatı isteyen nefs insanidir. Seyyat tahribat nevindendir. Hasenatı isteyen rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Kader hakiki illetlere bakar. Kader hakiki illetlere bakar. Benim tepeme kadının bulaşık suyu dökmesi kadere bakar. Nasıl? Kadının o dökmesi zahiri esbaptır. İradesi var, cüz-i ihtiyarı var. Benim de orada çünkü bir dakika önce geçseydim olmayacaktı. Bir dakika geç kalsaydım olmayacaktı. Onun atmasıyla benim o anda geçmemi denk getirilmiş. Bu ise arkayı görmek kadere bakar. Bu olayın arkasını seyretmek seni kadına kızmaktan, üstü başınla meşgul olmaktan seni kurtarıyor bu. Yani... Demek ki Allah gideceğim yerden memnun değil. Kader ve icad-ı ilahi, mebde ve münteha, asıl ve fer, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Bir daha söylüyorum. Kader ve icad-ı ilahi, yani kader ve Allah'ın yaratmasında kesinlikle şey yoktur, pislik yoktur, kubuh yoktur, eksiklik yoktur. Niye? Allah, Cebriye öyle diyor, şey Mutezile. Cebriye gibi onlar, Cebriye ifade ederler. Şöyle diyor, bir şey pisse, kötüyse Allah ona pis demek zorunda. Allah ona pis demek zorundadır. Tövbe estağfurullah. Ehl-i sünnet der ki, hayır, bir şeyde iyilik kötülük yoktur. İlk bir şey ne iyidir ne kötüdür.
Allah ona iyi derse iyidir, kötü derse kötüdür. Dolayısıyla iyilik ve kötülük Allah'ın iradesiyle oluyor, eşyanın tabiatıyla değildir. Eşyanın yaratılışı pis değildir. Bir misal vereyim. Gübre pistir. Senin nazarında ağaca göre gübre nedir? Nimettir. Senin için su neyse ağaç için gübre odur. Bakın, onun için gübre pis değildir yaratılış itibariyle. Onu yorumlamaktır. Bu arada size diğer mezhepleri de vermiş oluyorum. Neredeydik? İtibariyle şerden ve kubuttan zulümde münezzehtir. Küfür ve masiyet Adem ve tahrip nevindendir. Arkadaşlar, küfür ve günah Adem ve tahriptir. Bozmak, bozmaya yarıyor. Kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder, başıma gelen musibetlerde kaderi görür ve sabreder. Bir de okuyayım. Lütfen bir dikkat. Kendinden sudur eden, yani senin vasıtanla ortaya konulan hizmet, kemalat, hasenat, iyilikler ile gururlanmamak için kadere bak. Fahr yerine fahrlanmak, yani benim gibi var mı böyle ya? Yok canım ya, benim gibi nerede olur ya? Ben istisna ve müstesnayım. Yerine şükret. Peki başıma geleni ne yapmam lazım? Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Hiçbirisi benim tespitim değil. Külliyattan yazdıklarım komprim cümlelerdir. Cüz ihtiyarının mahiyeti meçhuldur. Arkadaşlar, cüz ihtiyarının mahiyeti meçhul. Meçhul değil. Yani bilmiyoruz. İhtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Peki bizde ihtiyar, cüz-i irade var mı? Var. Nereden biliyoruz? Vicdanen biliriz. Örneğin, şu anda derste oturuyorsunuz. Bu bir tercihtir. Kalkıp gidemez misin şimdi? Gidersin. Hemen gidebilirsin. Nasıl gidebilirsin? İraden var senin. Demek ki herkes cüz-i ihtiyarının vücudunu vicdanen bilir. Var bizde. Yani şey gibi değil arkadaşlar. Kolun var mı? Aa, var. Bir hayırdır, bir şey mi var? Birbirinizi meşgul etmeyin. Konuşarak eğer bir şey varsa bana iletin. Bakın, bu bir kalem. Gösterilebilir. Bu kolum. Bu benim kafam. Bu benim gözüm. Gösterilebilir. Ortaya konulabilir. Ama cüz-i ihtiyar gösterilemez. Ancak kendisini tercihlerle ifade eder. Ama herkes bilir ki benim bir cüz-i ihtiyarım var. Derste isterse otururum, istersen kalkarım. Cüz-i ihtiyarı kadere münafi değil. Cüz-i ihtiyarı kadere münafi değil. Yani irade kaderle çatışmaz. Gelecek için ben şu anda izah etmiyorum. Gelecek o da. Kader ihtiyarı teyit eder. Ne demek biliyor musunuz? Kader ihtiyarı teyit eder. Allah bir şeyi sana sormadan yaratmışsa o nimettir ve onun böyle kötü tarafı yoktur. Ve hesabı da yoktur onun. Mesela gözünün sana verilmesiyle sana sorulmadı. Senin yaratılmanla sana sorulmadı çünkü sen yoktun. Neyine soracaktı?
Mesela saçının rengini sen tercih etmemişsin. Allah niye saçın siyahdır demeyecek. Bana niye saçın beyazdır demeyecek. Ama bana diyecek ki niye bunu yaptın. Demek ki cüz-i kader ihtiyarı kaldırmıyor, teyit ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak, bunu da inşallah kavrarsanız iyi olur. İnsanda bir cüz-i ihtiyar var, cüz-i irade var. Bu da şeye misal olsun. Televizyonun anteni. Bak, televizyonun antenini, çanak antenini hayal edin. Bu cüz-i ihtiyar. Uydu, irade-i külliye. Tamam mı? Demek ki benim çanak antenimin ağzı uyduya bakıyor, uydu da benim çanağıma bakıyor. Tamam mı? Ondan sonra televizyonun kutusu cesedimdir. Televizyonun içerisindeki enerji hayatımdır. Televizyon içindeki program ruhtur. Televizyonun içinde oynayan da benim tercihlerimdir. Nedir o? Uydudan çanak antene yüzlerce kanal frekansını veriyor. Yüzlerce kanal frekansını veriyor. Hepsi senin çanak anteninde var. Fakat televizyonun ekranında bir tanesi gözükmesi lazım. O da elindeki kumanda ile efendim birinci kanal, ikinci kanal, hangi kanalı seyredersen onu veriyor. Peki kötü bir kanalı seyrediyorsun. Diyebilir misin ki çanağın suçu var? Çanak olmasaydı, verici istasyon olmasaydı, televizyonda olmasa ben bunu seyretmezdim. Doğru ama bu televizyon ve çanak anten ve uydu senin günah seyretmenin için değildi ki. Sen günahı da yükledin. Kur'an vardı, tefsir vardı, risale dersleri vardı. Bir sürü dersler var. Ama sen onları tercih ettin. Hakikaten öyle. 600 kanalın belki de 10 tanesi şerdir. 580 tanesi şer olmasa bile şer değil yani mesal olsa. Şimdi sen ne yaptın? Tercih ettin. Şimdi ben ne anlatmak istiyorum? Arkadaşlar, senin televizyonuna antensiz uydu vermiyor. Uydu diyor ki, arkadaşım antenini koy. Antensiz ben sana vermiyor. O zaman uydu kendi başına istediğin kanalları, senin istediğin değil, uydunun kendi istediği kanalları senin tercihin, komutanın dışında televizyonun ekranına hepsini gösterse sen mesul değilsin. Çünkü niye? Uydu çanak anteni devre dışı yaptı. Hayır, uydu diyor ki lisan haliyle çanak anten şart. O zaman ben seni şart koşuyorum. Aynen böyle de irade-i külliye uydu, irade-i cüz'iye çanak anten, o zaman irade-i külliye, irade-i cüz'iyi şart-ı adi yapmış. Yani benim orada tecelli etmeme, televizyonda bir şeyler gözükmesine sen lazımsın. Sen Turksat 1 mi, Turksat 2 uydusuna mı çevirdin? Demek ki uydu böyle. Yani İrade-i külliye, irade-i cüz'i devre dışı yapmıyor, tam tersine onu şart yapıyor. Yani mutlaka lazımsın, senin vasıtanla ben yaratacağım. O zaman irade-i cüz'i tercih ettikten sonra irade-i külliye takdir ediyor, irade-i külliye takdir edince kudret-i Rabbani, ilmi ilahi ortaya çıkıyor ve kudret onu halk ediyor. Bir daha söylüyorum. İrade-i cüz'iye emri itibari emri nispidir. Mutlaka vücudu haricisi yoktur. Meyleder, arzu eder ama olmaz, yaratılmamış. Dolayısıyla irade-i cüz'iye bir şey meylettiği zaman Allah irade-i külliyesi ona bakıyor. Çanak anteni nereye yönlendirdin? Hemen uydu vurdu. İrade-i cüz'iye nereye meylederse irade-i külliye olan Allah'ın iradesi de onu takdir eder. Takdir edince de Allah'ın kudreti de halk eder. Evet, halk eden Allah'tır ama isteyen sensin.
Yani meyve suyunu kaldırmak isteyen benim. Ama kaldıran Allah'tır. Elimi, kolumu, liflerimi, kaslarımı yapan Allah'tır. Şarabı da kaldıran Allah'tır. Meyve suyunu da kaldıran da Allah'tır. Mesuliyet neredendir? Bunu kaldırmak istemendir. Asansör gübreyi de taşır, insanı da taşır. Bıçak ekmeği de keser, adamı da keser. Onu kullananın niyetine bağlıdır. Kader ilim nevindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. İlim desatiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Malumu, şimdi oraya gitmeden ben size birkaç tane malumla ilim arasında bir misal vereyim. Muhiddin-i Arabi malumu şöyle demiştir. Malum ilmin konusudur. İlmi kelamcılar ilime şöyle demiş. Kalpten tahsil etmeye gerektiren sıfattır. Kalpten, mesela kalp bir alemdir. İlim yapmak istiyor. Yani kalbin yapısı ilim yapmak ister. Yapısı, donanımı. O zaman bu bir kalbin sıfatıdır, ilim. Alim kalbin kendisidir. Malum tahsil edilen o iştir. Bak bir daha söyleyeyim. Alim, ilim malum. Yazdınız mı? Alim, örnek veriyorum. Yani kendimize uygulayalım. Kalbimizdir alim. Bir daha söylüyorum. Kalbimiz alimdir. İlim ise bu kalbin ilmi yapabilme sıfatıdır. Sıfattır. Yani kabiliyeti, istidadı var. Kalbin ilim yapabilme özelliği var. Ama her kalbi olanın ilmi yoktur. Niçin yoktur? Kalbinde istidat var ama kullanmamış. İşte bu kullanan, tahsil eden o insan kalbini kullanıp da ilim yaparsa ortaya çıkana o ilme malum denilir. Bilmem anladınız mı? O zaman şöyle diyeyim. İlim malum. Başka bir örnek vereceğim. İlim alimden önce olduğundan, ilim alimin tereşü olmasıyla malum alim tarafına bakar. İlim de onun tavırları, meyilleri, sözleriyle belli olan ve inikas edendir. Bu mevzu çok ciddi olduğu için şu notu da okumak istiyorum. 2-3 tane ilim maluma tabidir mevzusuyla alakalı. İlmi muhit ezelide bulunan vücutlar, ilmi ezeliye nispeten malum ismine müsemma olup, o malumun husulüyle, icadiyle mevcut olmasının ilmi muhit ezeliye nispetle aldığı isim ilimdir. Bunun için ilim maluma tabidir, malum ilme tabi değildir. Nasıl olacak malumdur, taluk ilimdir. Taluk nasıl olacağı bakar ve tabidir. Örnek verelim. Şimdi örnek vermeden şunu diyeyim. İlim Allah'ın sıfatıdır. İlmi mütezeli. Malum da Allah'ın bir esmasıdır. Malum esmadır. Esma. Yani İlim sıfatında nihayetsiz şeyler var. Ama onun içinden bir tanesini belirlersen bu malum olur. Örnek vereyim. Allah canibinden sonra bizim alemimizden örnek vereyim. Allah bu kainatı nasıl yapabilirdi? Vallahi nihayetsiz olurdu. Ağaçlar böyle olmazdı. Kar tanelesi kırmızı olurdu. Kar olmazdı. İnsanlar üç ayaklı olurdu, gözleri koltukta olurdu, koltuk altında bir tane göz tepede olurdu, ne bileyim.
ne aklına geliyorsa Allah'ın ilminde bunlar hepsi var. Ama Allah nihayetsiz kainatın şeklinden, olabilir şeklinden bunu tercih etmiş. Bu ise Allah'ın malumu olmuş. Yani malum isimdir. Malum isimdir, ilim sıfattır. O zaman Cenab-ı Hak nihayetsiz ilim sıfatından kainatın nasıl yapacağını esma olan malum ile belirlemiş. Malum esma malum olmuş. Hani deliye malum olur derler ya. İlmi muhit ezeli sıfattır. İlmi ezeli ise esmadır. Bak, ilmi muhit ezelide bulunan vücutlar ilmi ezeliye nispete malum ismine mazhardır. Demek ki yeni öğreneceğiniz bir şey oldu şimdi. Malum şu anda bilinen, ortaya konulan doğru ama bunun kaynağı esmadır. Malum isimdir. Esma-i Hüsna'dandır. O malumun husulü ile icadı ile mevcut olmasının ilmi ezeliye nispetiyle aldığı isimdir. Yani mesela malum isim ile mesela bu yaprak nasıl taalluk edecek? Nasıl olacak? Bu esmada malum ama bunu belirleyen sıfattır. O zaman kudret bunu vücud harici veriyor. Asar-ı şeyde, latif nüktelerde şöyle bir misal veriyor. Buna ait. Oradan okuyorum. Latif nüktelerde aynadaki güneş, aynayı güneşe tutun, aynadaki güneş, aynada var gözükmesi malumdur. Aynada güneşin gözükmesi malumdur. Aynada ilimdir. Hiçlik yoktur. Yok olan şeyde bilinmez. Malum olan bilinir. Malum bilinir. Hiçlik bilinmez. Bu malum da ezelidir. Yani ben misal veriyorum. Elma yokken elma ilmi ezeli de vardı. Mesela elma yaratılmadan önce Allah'ın ilminde ezeli olarak elmalar vardı. Onun varlığı ilmi ezeli de var. Buradaki elma malum, ilmi ezelideki malum. Yani ne yapmış? Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz elma çeşitleri var. Dikdörtgen olurdu, üçgen olurdu vesaire. Ama tercih etmiş bunu. Bunu tercih ettikten sonra Esma-i Hüsna'sına yazıyor. O da malum oluyor. Burada dünyada da yaratılınca vücud harici oluyor, mahluk oluyor. O zaman Cenab-ı Hakk'ın iradesi şeyi bu malum tayin ettiği şeye göredir. Bu Allah canibinden bakıştır. Ama beşer canibinden ilim maluma tabidir, şu olur, ters olur. Nasıl olur? Mesela senin ağaç hakkında ziraat mühendisisin. Bilgin var mı? Var. İyi dinleyin bunu. Beşer canibinden ilim maluma tabidir yapacağım. Ziraat mühendisi ağaç hakkında bir sürü bilgisi var. Bu bilgi nedir? İlimdir. Bu ilim nereden kazandı? Nereye bağlı? Malum olan ağaca. Bak, ilim maluma tabi oldu. Mesela bardak ilmi var bende, bardak ilmi. Bardak hakkında malumatım var. Bu bardağa ait ilimler benim nereden geldi? Bardaktan geldi. O zaman bardak malum, bendeki bilgiler ilim. O zaman bendeki bilgilerin kaynağı nedir? Bardak. O zaman ilim maluma tabi. Allah canibinden ise malum ilme tabidir. Çünkü esma sıfata bağlıdır. Sıfatta ilim var, esmada malum var. Malum ilme tabi. Onun için baktığın yer önemli. Nereden bakıyorsun? Mesela ilim uydu olsa, çanak anten malum olsa, sen uyduyu görüyor musun? Görmüyorsun ama çanağı görüyorsun.
Ha, peki bu çanakta vasıtasıyla televizyonda gözükenler de ortaya çıkan. Nasıl oldu bu? Çünkü bu ilim maluma tabi, yani uydu buraya vurmak, buraya vuruyor. Çünkü artık mecbur olmuş, frekansını ona uydurmuş. Uydudan bakarsan çanağa vuran, o zaman çanak uyduya bağlı. Ama şeyden bakarsan, çanak anteninden bakarsan, çanak vasıtasıyla ben uyduyu içime aldım. Malumu içime, malum ilmi içine aldı. Onun için çanaktan uyduya bakmak farklıdır. Uydudan çanağa bakmak farklıdır. Navigasyon mesela uydu ilimdir. Navigasyon kutusu cesettir. İçindeki batarya hayattır. Program ruhtur. İçindeki adresleri yazmak iradedir. Bu iradeyle ne verirsen karşıki taraftan da o adresin ve haritası ortaya çıkar. Tabii ne kadar anladık sen, ne bileyim. Onun varlığı devam ediyor. Ben devam edeyim gene nota. Bilmem oldu mu? Bir daha okuyayım. İlim maluma tabidir. İlim maluma tabidir. Bu beşer canibinden. Çünkü benim ilmim, ilim yok mu sizde? Var. Hangi ilim? Kur'an ilmi. Kur'an ezberlediniz. İlimdir bu. Ha, kaynağı neresi? Kur'an. O zaman senin ilmin malum olan, ortada konulmuş olan Kur'an'a tabi. Hani beşer canibinden ilim maluma tabi. Ama Allah canibinden ise Kur'an'ı Cenab-ı Hak ilim sıfatıyla gönderiyor. Niye gönderiyor? Senin istifade edesin diye. Sen malumsun. O zaman sen Kur'an'a mecbursun. O zaman malum ilme tabidir. Malum sensin. Hatta bak misal veriyor kendisi, şey izah ediyor. Nasıl olacak? Öyle taluk ediyor. Mesela sen çanağını veya navigasyona ne adresi verdin? Kardeşim sen navigasyona ne adresi verdin? Onun haritasını çıkarmayacak mı? O zaman sen ne veriyorsan, uyduda nihayetsiz hadis şey var, haritalar var. Uyduda nihayetsiz harita var. Nihayetsiz adres var. Sen navigasyona adres vermeyle o uydudaki nihayetsiz sonsuz adresten bir tanesini beri ediyorsun. O beri ettiğin şey malum oldu. Ne diyorsun? Hani kardeşim navigasyona girdi. Malum hocam. Tamam malum. Malum oldu. Benim efendim navigasyonuma haritam geldi. Gözüküyor. Hadi yürü bakalım oraya. Peki ne yapıyor o navigasyon? Devamlı niye canlı? Çünkü uydu devamlı vuruyor. O zaman navigasyonu devamlı besleyen uydudur. Uydu ilimdir. Navigasyon malumdur. Malum olmuş. O zaman benim malum oraya tabi. Ama gir çık yukarıya uyduya, uyduya sor. Bu aşağıdaki insanların ellerindeki navigasyon nasıl oluyor? Bana bağlı hepsi. Hepsi bana bağlı. Benim bana yönlenmişler, ben de onlara istediğini veriyorum. Bir tanesi Fransa istiyor, onu veriyorum. Bir tanesi İtalya istiyor, ben de onu veriyorum. Ben hiç şey yapmıyorum. Burada ben suçlu değilim, mesul değilim. Aşağıdan kim bana meyhane adresi yazarsa meyhaneye götürürüm. Camiyi yazarsa ben de cami adresini verir. Kim ne isterse. O zaman demek ki yön değişiyor. Nasıl olacak öyle taluk ediyor. Navigasyona ne yazarsan navigasyonda o gözüküyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Tamam mı? Malum ilme
tabi değildir. Yani Allah canibinden bakarsa malum değil. Yani ters oluyor. İlim desatiri malumu vücudu vücudu harici noktasında idare etmek için esas değildir. Bir de şu var arkadaşlar. Kader Allah'ın ilmin nevindendir. İlim nevindendir. Tamam mı? Yukarıda okuduk. Kudreti değildir. Allah'ın bilmesi, yap demesi değildir. Mesela senin navigasyona adresin gözükmesi uydu. Seni götürmesi, mecbur etmesi değildir. Navigasyon harita gözüktü ama gitmeyebilirsin. Kapatabilirsin. Tamam mı? Dolayısıyla ilim Allah'ın bilmesidir. Yap demesi veya yaratması değildir. Mesela ay tutulacağını bir sene önce biliriz. Bir sene önce biliriz. Peki ben bildiğim için mi ay tutuluyor? Yoksa ay tutulacağı için mi biliyorum? Demek ki tutulacağı için ben biliyorum. Benim ilmim, ay tutulma ilmi nereye bağlı? Maluma bağlı. Ayın ne zaman tutulacağı malumdur. Yani o astroloji ilmine göre, astronomi ilmine göre malumdur. Bir sene sonra, 15.06.2009'da saat 17'de şu dakikada saniyede tutulacak. Bu nedir? Malumdur. Malum bellidir, belli olmuş. Peki ben bunu biliyor muyum? Evet, senin bilgine ne denilir? İlim. Ha, bu ilim nereden geldi? Hesaplarla. Ha, senin ilmin maluma tabi, aya bağlı. Yoksa ay senin kafana bağlı değil. Sen düşündüğüne göre ay tutulmuyor. Tutulacağını bildiğin için biliyorsun. Allah da böyle. Yapacağını bildiği için biliyor. Yoksa bildiği için yapmıyorsun. Malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudreti istinad eder. Peki Allah'ın bilmesi, bazıları Allah biliyor. Ne olmuş biliyorsa? O mesuldür. Allah Allah. Yani günahını işliyorsun. Allah günahı bilmese Allah mesuldur. Niye? Bilmeseydi ben yapmayacaktım. Peki sen günah işlerken ey Allah'ım sen bu günahı biliyor musun bilmiyor musun diye mi yapıyorsun? Veya ya acaba benim kaderimde günah işlemek var mı yok mu? Bir dakika defterimi bir sayayım. Defterimin içine bir bakayım. Kaderimde günah işlemek var. Yapayım mı yaptın? Soruyorum kaderini gören var mı? Ha böyle kitap da düşünün. Ha böyle kitap gibi. Bugün ne yapacağının kaderi var mı elinde? Yok. Peki kaderimde vardı diye niye söylüyorsun öyle? Kaderinde senin aptallığınla beraber var. Unutmayın. Kader sebeple neticeye beraber bakar. Sebebe ayrı bir kader, netice ayrı kader değil. Beraber. Uydu arabayı da görüyor, navigasyonunu da görüyor. Başka gideceğin hedefi de görüyor. Bulunduğun yeri de görüyor. Şu anda akarken, araba giderken de görüyor. Bir anda görüyor, sana veriyor. Sen diyebilir misin? Arkadaş, sen bana bu haritayı vermesen, ey uydu, ben de yanına gitmezdim, sarhoş olmazdım, mesul sensin. Olur mu? Onun için kader sebeple neticeyi beraber görüyor. Sebebi ayrı değil, hepsi birden. Yani o zaman kader diyor ki, şu, şu, şu sebepleri var. Şu, şu, şu tercihleri var. Şu şu zaafları var, şu şu kötü arkadaşları var. Dolayısıyla bunları bir araya getirecek ve bu kötü yola düşecek bu kadın, bu erkek. Yoksa kader değildir. Yani haşir meydanında verin bakalım kaderinizin hesabı yoktur. Verin bakalım yaptıklarınızın hesabı vardır. Burada duralım. Burada duruyoruz. Ama bir daha keşke zamanım olsa da şu notlarımın en azından dörtte birini okuyabilsem. Dörtte birini. Hani aldığım notu. Ama daha dörtte birini okuyamadım ama harika gidiyordu. Saat doldu. Sorunuza cevap veriyorum. Sorunuz var. İnşallah onun devamını yaparız.
Evet. Soru şu. Bir su içeyim. Cennete giren de pişman, girmeyen de pişman deniliyor. Bir de okuyun. Cennete giren de pişman, girmeyen de pişman. Allah cennete giren kuluna pişmanlık duygusunu verir mi? Arkadaşlar, bu pişmanlık dünyadaki tezahürü ve ifadesi gibi değildir. Çünkü keşke daha fazla yapaydım. Daha fazla, ama bu rahatsızlık vermeyecektir. Çünkü niye? Cennette adalet sıfatı tahakkuk ediyor. Herkesteki her sıfat en mükemmel şekliyle tahakkuk ettiği için vicdani bir hal oluyor. Yani herkes halinde memnun olacak. Yani şu, bir baba eve kızına etek aldı, çocuğuna pantolon aldı, ufak çocuğa küçük ayakkabı aldı, büyük çocuğa büyük ayakkabı aldı, büyük pantolon aldı, büyük kıza büyük işte etek aldı, ayakkabı aldı. Ufak çocuk, ah benim niye öyle eteğim yok diye üzülür mü? Veya abla, ya ufak kardeşimin ayakkabı gibi keşke ayakkabım olsaydı. Ne iyi olurdu. Böyle bir derdi var mı? Yok. Herkes her halinden memnun. Çünkü niye? Her isteyenin isteği karşılanmıştır. Cennette tatlı bir hal var, tatlı. Keşke şöyle yapsaydım, ama dünyadaki duygu gibi değil, yani elemi ifade eden bir keşke değil. Peki niçin? Çünkü dünyadaki duygularımız böyle oynaktır. Birisi fazla, birisi az. Adalet duygusumuz eksik, ilim yok, vicdanımız var, arzumuz çok, gayretimiz yok. Böyle iniş çıkışlarla doluyuz duygularımız. Cennette hepsi eşittir. Adalet duygusu, hak duygusu, tahakkuk ettiği için böyle bir endişe olmayacak, ama eksikliğin getirmiş olduğu elem yok. Keşke daha fazla yapsaydım demek fıtratın nihayetsizliğini gösteriyor. Ferdaniyet, ehadiyet ve vahdaniyet bir manada taklit, bir manada da teklik demek. Arasındaki farkı söyler misiniz? Şimdi ehadiyet, Allah'ın birliği ehattır, bir tecelli etmesi, tamam mı? Bir tecelli. Ben buna ait bir size şu bilgiyi vereyim, daha iyi anlaşılır. Bak, not aldım. Vahidiyet, şahıs belirtilmiş oluyor. Çünkü vahid, alim, kamil, kelimeleri gibi kelimenin kök manasına sahip olan demektir. Alim, ilim sahibi, kamil, kemal sahibi demek olduğu gibi. Vahid de vahdet, birlik sahibi demektir. Vahidiyet ne demek? Bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir vahidiyet. Vahdet ise, vahdet kelimesi mastar olduğundan şahsı ifade etmez. Bu makamda kastedilen mana vahdet, idare sistemindeki birlik, yani bir merkeze bağlı külli kanunlar sistemi ile kazanılan iş kolaylığıdır. Buna göre vahidiyet ise, vahidiyeti sordunuz, vahidiyet idarecinin birliği. Yani kainatın birliği değil, idarecinin birliği, her şey onun idaresinde olduğu için çok şeyi bir şeyin imdadına gönderebilir. Vahdet ise merkezi sistemle idare kolaylığını ifade eder. Bunun aksi tarafı ise dağınıklık, nizamsızlıktır. Ehadiyet, ehadiyet her şeyde Halik-i Külli Şeyin ekser esması tecelli ediyor demektir.
Ustadımızın misaliyle denizin yüzü güneşe ayna olsa buna vahidiyet. Denizin o komplesi değil de bir damlası güneşi gösterse de bu da ehadiyet. Gösteriyor. Ferdiyetle ehadiyet arasında şu, Cenab-ı Hakk'ın esması her bir esma ehattır. Ama bütün esmaların hulasası ehadiyet değil de vahidiyet oluyor. Şimdi ferdiyet ise şöyle bir misal vereyim, daha iyi anlaşılır. Benim bildiğime göre 276 çeşit elma var. Bu elma kanunudur, bu ehadiyet. Ferdaniyet ise senin bahçendeki elma hepsinden farklıdır. Has ve hususi kılınması demektir. Kanun için ne diyordu? İlimdendir, namus emirdendir. Yani elma kanunu var Cenab-ı Hakk'ın esması. Bin bir çeşit elma var. Ama senin bahçendeki elma onlardan hususi ve has kılındı. Bu senin bahçendeki elma namustur, ferdaniyettir, ferttir. Ferd isminin tecellisidir. Cüz, cüzi, kül, külli. Ne demek açar mısınız? Şimdi arkadaşlar kelimenin sonuna iyi takke koyarsanız böyle, yani apostrof deniliyor Türkçe'de, apostrof yani takkesini koyarsanız o farklı oluyor. İyi yaparsanız farklı oluyor. Kül şöyle düşünün. Risale-i Nur, kül. Şualar Risale-i Nur külliyatındandır. Külli, yani umumunun bir parçasıdır. Şöyle diyeyim, insan küldür, karaciğer küllidir. Karaciğer cüzdür, insanın bir parçasıdır. Karaciğerin bir hücresi cüzidir. Bir daha okuyayım, söyleyeyim. İnsan küldür, kül. Yani küllilerin çok büyük parçaların bir araya gelmesiyle olmuş. Kül. Çok büyük, çok külli, çok geniş, çeşit. Onun bir parçası külli. Yani Risale-i Nur küldür. Şualar Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur büyük bir hakikatının bir parçasından olan şualar. İnsan küldür, karaciğer cüzü küllisidir. Yani benim hakikatim her bir hücrede olmam. Karaciğer cüzdür. İnsanın bir cüzüdür. Ama karaciğerin bir hücresi de cüzidir. Bilmem oldu mu? Burada bitiriyoruz. Bakayım. Şöyle bir misal vereyim size. Daha şey yapılır. Elma ağacının bir parçası cüz. Ağaç parçalardan müteşekkil kül. Elmanın çekirdeği cüzi, ağacın komplesi külli. Cüz ve kül kesrete, turraya, sıfata, vahidiyete bakar. Cüzi ve külli ise cüziyattır, mühür, esma ve ehadiyete bakar. Evvel sikke-i tevhide bakar, ahir ismi hatemi vahdete bakar, zahir mührü ehadiyete bakar. Batın turay vahdaniyete bakar. Bu da ayrıyetten merak edenlere duyurulur. Vahir davâhu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temâ selavat.